Bu dersimizde ülkelerin bölgesel ve küresel ölçekte doğal kaynak potansiyelini sizlerle beraber işleyeceğiz. Sanayi devrimiyle üretimin, refah seviyesinin ve nüfusun artması sonucu doğal kaynaklara olan talep hızla artmıştır. Bu kaynaklar ekonomik refahın yükselmesinde, büyümenin sürdürülebilmesinde ve fakirliğin azalmasında kilit bir rol üstlenmektedir. Doğal kaynaklara olan talebin karşılanması için sanayi ülkeleri petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara yönelmiştir. Ancak araştırmalara göre petrolün yaklaşık 50, doğal gazın 60 yıl ömrü kaldığı tahmin edilmektedir. Tabii bu bilinen rezervler için söylenen bir durumdur. Evet, grafiğe baktığımızda dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin en çok olduğu ülkelere bakıyoruz. Mavi petrol, yeşil ise doğal gazı gösteriyor. Petrol %18,2 ile Venezuela en fazla, %16,1 ile Suudi Arabistan, %10,3 ile Kanada, %9,6 ile İran, %9,2 ile Irak ilk 5 sırayı almakta. Doğal gaza bakacak olursak, doğal gazın %25'i Rusya, %16,6'sı İran, %11,9'u Katar, %4,9'u Türkmenistan, %4,4'ü ABD'de bulunmaktadır. Fosil kaynakların dünya üzerinde dengeli bir yayılış göstermemesi ve tükenme noktasına gelmesi sanayileşmiş ülkelerin bu kaynaklara sahip gelişmekte olan ülkelere karşı siyasi ve ekonomik baskı kurmasına sebep olmaktadır. Günümüzde dünya üzerinde doğal kaynaklara sahip fakat gelişmekte olan Çad, Nijer, Sierra Leone, Kazakistan, Özbekistan gibi pek çok ülkenin siyasi haritadaki sınırları sanayileşmiş ülkeler tarafından çizilmiştir. Bu durum kendi doğal kaynak potansiyelini kullanamayan gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeler tarafından sömürüldüğünün göstergesidir. Amerika kıtasında yer alan Guyana, Ekvador, Peru, Surinam, Venezuela, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti gibi ülkeler petrol ve tarım plantasyonları gibi doğal kaynaklara sahiptir. Bu ülkeler ekonomik güçlüklerle boğuştuğu ve sahip olduğu doğal kaynakları işleyecek gücü olmadığı için bu kaynakları sanayileşmiş ülkelere satmak zorundadır. Evet, haritayı görüyoruz. Doğal kaynak yönden zengin ve sanayileşmiş olan ülkeler hangisidir? Doğal kaynak yönden zengin ve sanayileşmemiş, doğal kaynak yönünden fakir ve sanayileşmiş bölgeleri burada ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Evet, ilk önce doğal kaynak yönünden zengin ve sanayileşmişe bakacak olursak ilk olarak Kanada, ikinci ABD, üçüncü Rusya. Doğal kaynak yönünden zengin ve sanayileşmemişlere bakacak olursak ilk olarak Guatemala, ikinci olarak Venezuela, üçüncü olarak Çad, Nijer örnek verilebilir. Doğal kaynak yönünden fakir ama sanayileşmiş ülkelere örnek olarak neleri verebiliriz? Bakalım, Japonya'yı örnek verebiliriz. Yeraltı kaynakları bakımından fakir ancak aşırı derece sanayileşmiş bir ülke. Güney Kore de aynı şekilde. Evet, dersimiz burada sona eriyor. Bir sonraki dersimizde enerji güzergahları ve etkilerini sizlerle beraber işleyeceğiz. Dersime katılıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.